Tamam. Oh, she's here. Where? In the car. See her. Yeah. Ah, in her car. Evrim, hello. Because she's in holidays, huh? She's in holidays. So. Okay. Şimdi saat tam 19.30 oldu. Başlayalım diyoruz. Evet, ben bir alayım herkesi. Ondan sonra aslında ben başlayabiliriz. De yani... Herkes bir görünecek şöyle bir ekranda aldığımız zaman. Evet. Evrim? Evrim, tu me oyes? Evrim? No, she doesn't hear. İyi akşamlar. Goethe Enstitüsü İstanbul'dan ben konuşuyorum, Meltem. Bu hafta kütüphane haftası. 57. kütüphane haftası. 1964 yılından beri Türkiye'de, ülkemizde kütüphane haftası kutlanıyor. Bu sene Fransızların Enstitüsü, Enstitü Français, İspanyolların Enstitüsü, Enstitü Cervantes ve Goethe Enstitüsü olarak ortak bir etkinlik planladık. Konuşmacımız Goethe Enstitüsü'nün etkinliklerini izleyenler biliyorlardır. Gökhan Yavuz Demir. Normalde felsefe kulübü etkinliklerini yapıyor. Bugün biraz farklı bir konuda konuşacak. Cephenin İki Yanı isimli etkinlikte Alman, İspanyol ve Fransız edebiyatlarında Birinci Dünya Savaşı romanları hakkında konuşacak. Fakat ondan önce Enstitü Français ve Enstitü Cervantes kendileri hakkında kısaca bilgi verecekler. Sözü önce Fransızlara veriyorum. Önce Ayfer Hanım konuşacak, ondan sonra Natalia Hanım. Merhaba hepinize. Bu akşam etkinlik için hoş geldiniz. Çok memnunuz. Umarım beğenirsiniz. Fransız Enstitü'nün Türkiye'de 3 tane kütüphanesi var. Bir tanesi İstanbul'da, bir tane İzmir'de. Bu akşam Natalia Hanım da bizimle beraber İzmir'den bağlandı. Bir tane de Ankara'da var. Herkes gelebiliyor. Türkçe ve Fransızca kitaplarımız var. Daha sonra bilgi isterseniz sitemizden alabilirsiniz. Ama sizi hoş geldin demek istedik ve her sene Goethe Enstitü ve Cervantes Enstitü ile mutlaka bir etkinliğimiz oluyor beraber. Beraber çalışmayı çok seviyoruz. O yüzden bu akşam çok memnunuz sizinle beraber olmayı. Natalia Hanım da birkaç laf etsin, sonra iyi dinlemeler sizlere. Evet, iyi akşamlar. İzmir'den de iyi akşamlar. Bizim küçük bir ve sevimli, rahat bir kütüphanemiz var İzmir'de. İzmirliler varsa da hatta herkes bekleriz. Her zaman Fransızca da bilmeye gerek yok. Türkçe kitaplarını reyonumuz da var. Fransız yazarları Türkçe'ye çeviren kitaplar. Gayet küçük ama dediğim gibi çok zengin bir kütüphanemizde. Yani size de ağırlamak isteriz. Bu akşam için iyi dinlemeler. Merci beaucoup. Merhabalar. Hola, me oyeis? Francisca? Sí, sí, sí. Sí, me oyeis? ¿Puedo hablar también un poco? Sí, sí, ya. Geliyor sesiniz Evrim Hanım. Tamam, geliyor mu? Harika. Ben de çok güzel Fransız Enstitüsü'ndeki arkadaşlarımızla, evet daha önce Salt Galata'da birlikteydik, işte Almanlarla da öyle, bu etkinlikte de çok hoş. Ben de birazcık bizim kütüphanemizden bahsetmek istiyorum. Alvaro Mutis Kütüphanesi'ne sahibiz, Kolombiyalı bir isim babası var çünkü Cervantes ödülü almış yazarların isimleri veriliyor kütüphanemize.
Bizimki de çok da severmiş İstanbul'u, rahmetli. Alvaro Mutis, Kolombiyalı bir yazar. Tabii Marquez'in çok kankasıymış. Bizim için önemli de Türkçe çevirileri de var. Aynı şekilde Cervantes Enstitüsü'nün elektronik kütüphanesi, özellikle aplikasyon çok başarılı oluyor son dönemde. Ama fiziksel kitaplar gibi olmuyor elbette. O yüzden bizim de haftanın 3 günü açığız. 20 binin üzerinde dokümanımız var. Özellikle İspanya ve Latin Amerika'yı temsil ediyor. Tabii işte DVD'ler sizin kütüphane gibi. Çok keyifli. Umarız tabii tekrar insanlarıyla buluşur. Çok native ve bizim orada biraz da aslında konuşmayı, muhabbeti de sağlayan bir mekan özelliği taşıyordu. Şimdi sadece tabii ki ödünç almalar oluyor. Ama dediğimiz gibi Türkçe'ye çeviriler, A1 seviyeli okumalar, diğer kütüphanelerdeki hizmetler gibi çoğuna sahibiz. Ayrıca da okuma kulübümüzde işte elektronik kütüphaneyle de yine hizmet veriyoruz. Bir sorunuz olursa ya da bir şey, her zaman bekleriz. Salı, çarşamba, perşembeleri açığız. Francisca zaten hanım, o da çok yardımcı oluyor ve çok koşturuyor. Her zaman sevgiyle bekleriz. Görüşmek üzere Evrim, ben mutlu oldum. Konuşmaya devam. Çok teşekkürler Evrim Hanım, evet. Ayfer Hanım, evet. Natalia Hanım, çok sağ olun. Evet. Şimdi sözü Gökhan Bey'e bırakalım. Harika. Başlayalım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle yani Avrupa edebiyatının ve felsefesinin üç yani ana akımını teşkil eden İspanya, Fransa ve Almanya tek tek işte bu Fransız Enstitüsü'ne, Cervantes Enstitüsü'ne, Goethe Enstitüsü'ne böyle bir etkinlikte hep beraber bir araya geldiğimiz için teşekkür ediyorum. Ben çok mutluyum. Çünkü işte beni tanıyanlar bilirler. İşte Alman felsefesine, Fransız felsefesine, İspanyol edebiyatına bilhassa çok büyük bir düşkünlüğüm var. Aslında bir tarafta Cervantes'in çocukları, bir tarafta Rabelais'in çocukları, bir tarafta Goethe'nin çocukları. Belki klasik metinler üzerinden de gidebilirdik. Ama 20. yüzyılın işte ilk yarısına damgasını vuran iki büyük savaşı anlamak açısından, ki bu savaşın içinde İspanya yok esasında. Fakat bir cumhuriyet yanlısı olan Ibáñez bir romanla buna dair oluyor. O yüzden böyle bir üç roman seçtim. Yoksa Birinci Dünya Savaşı, modern Avrupa'da bilhassa bir felaket, bir travma olduğu için edebiyata çok sirayet etmiş durumda. Yani Birinci Dünya Savaşı hakkında romanlar, hikayeler ve hatta şiirler. Bugün Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bir meslektaşımdan mail aldım. Kendisine cevap yazamadım ama Erdem Ceylan. Mesela Erdem Ceylan çok güzel bir makale yazmış. Ölü bir adamın izini sürdüm bir siperde. Büyük Savaş'ta Ölümün Coğrafyası diye. Birinci Dünya Savaşı'nın şiirdeki yansımalarını ele almış mesela. Yani çünkü işte ki o şiirlerin içinde Kipling var mı bilmiyorum ama mesela İngiltere'de de mesela Kipling de kendi oğlunu cephede kaybetmiş. Böyle büyük bir hem de savaş yanlısı, İngiltere'de savaşı destekleyen bir tür savaş provokasyonu yapan şairi azam. Hani bu anlamda çok yeni. Şöyle düşünün, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kuzey Amerika'dan Ernest Hemingway genç yaşında kalkıp bu savaşa dahil olmak istiyor. Çünkü bir daha böyle bir savaş göremem, kaçırırım. Hani insanlığın yaşayacağı en büyük son savaş olacak diye düşünüyor ki İkinci Dünya Savaşı'na hiç hesap etmiyor. Hani o anlamda düşündüğümde esasında kendi kütüphanemden rastgele seçtiğim romanlara bakıyorum. Mesela Hemingway'in işte Silahlara Vedası meşhur. Birinci Dünya Savaşı'nda İtalya ve Avusturya arasındaki çarpışmaları anlatıyor kendi şahit olduğu. Ki kesinlikle yani Almanya edebiyatına Remarque'ı seçtim ama belki de yazılmış en iyi savaş romanı Ernst Jünger, Çelik Fırtınalarında. Ama bu roman diğerlerinden ayrıksız bir roman çünkü Jünger romanında neredeyse savaşın kendisini kahraman haline getiriyor. Bir gün başka bir yerde konuşmak belki nasip olur. Mesela yine bir Alman, Glaser, 1902 doğumlular. Cepheyi anlatmayan ama savaşın önce nasıl bir coşkuyla karşılandığı ama arkasından gelen yıkım ve felaketle işte o açlığın ve kıtlığın baş göstermesiyle
insanların nasıl sersefil olduklarını anlatan bir roman. Mesela Rusya'dan bir roman, Solzhenitsyn'ın meşhur Nobel'li. Ağustos 1914, bu da savaşı tamamen Almanya-Rusya cephesinde Rusya tarafından anlatan bir roman. Şimdi böyle bakıldığında esasında Birinci Dünya Savaşı hakkında 3 roman seçmek çok zor gibi gözüküyor. Ama benim işte bugün seçtiğim romanlar İspanya'dan Vicente Velasco Ibáñez'in romanı, Garp cephesinde yeni bir şey yok, Erik Maria Remarque'ın romanı ve Altenburg'un Ceviz Ağaçları'nda André Malraux'un romanı. Şimdi kronolojik olarak Ibáñez'in romanı diğer ikisinden şöyle bir farkı var. Savaş içinde, yani 1916 tarihinde yazılmış bir roman ve savaş bitmeden de yayınlanıyor. Ama öngörüleri çok sağlam. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın bu yarattığı kaygı, etki neden bu kadar büyük? Belki onu konuşmak lazım öncesinde. Çünkü şimdi aydınlanmadan bu yana en azından insanlığın işte modern bilim, modern felsefe, işte aklını kullanarak ilerlediği ve evrensel bir barış, işte evrensel bir kardeşliğin oluşacağı, uluslararası bir dengenin kurulduğu, işte uluslararası ekonominin de bu dengenin hem garantörü hem de sonucu olduğu bir liberal, demokrasi içeren, özgürlükçü bir dünya kurulduğuna inanılıyor. 1870'te yaşanan Fransız ve Prusya, Fransa-Prusya Savaşı, işte o Fransızların Alsaz'ı ve Loran'ı kaybettikleri o meşhur savaş sonrasında esasında bir huzursuzluk hep var Avrupa'da. Yani hatta işte Ibáñez de kendi romanında, hatta Malraux'da sürekli Avrupa'nın 40 yıl esasında böyle büyük bir savaşı beklediğini, bunu durdurmak için çok uğraştığını ama bir tarafta o savaşın alttan alta demlendiğini, ısındığını ve sonunda vuku bulduğunu anlatıyorlar. Şimdi böyle bir işte hani liberal ve demokrasi, liberal demokrasinin değerlerinin, o işte evrensel barış, evrensel hukuk ilkelerinin daha dengeli, işte düzenin kurulduğu bir dünyanın içerisinde savaşın çıkması insanları korkutuyor. İkincisi esasında modern bilimin ve teknolojinin ilk defa bir savaşta bu kadar belirgin başrol aldığına şahit oluyoruz. Yani yoksa tarih boyunca çok büyük savaşlar var, çok vahşi savaşlar var. Yani kimse 30 yıl savaşlarının, işte Protestanlarla Katoliklerin birbirlerinin boğazını kestiği 30 yıl savaşlarının Birinci Dünya Savaşı'ndan daha az vahşi ya da daha az hasarlı, daha az şiddetli olduğunu iddia edemez. Ama Birinci Dünya Savaşı'nı tarihin içerisindeki diğer savaşlardan ayıran şey modern bilimin ve teknolojinin bu savaşa yön veriyor olması. Şimdi bu esasında dönemin işte genelkurmaylarında şöyle bir stratejik yanılgıya da yol açıyor. Herkes kendi gücünden, kendi teknolojisinden ve kendi ordusunun işte silahlarının tahrip gücünün yüksekliğinden o kadar emin ki herkes savaşın başladığında çok çabuk biteceğini düşünüyorlar. Mesela Ibáñez'in Mahşerin Dört Atlısı romanı bunu çok güzel anlatıyor. Herkes savaşın çabuk biteceğinden çok emin. Savaşın 2 ya da 3 hafta süreceği, taş çatlasa 1 ay 2 ay içinde biteceği ve kendi ülkesinin, kendi ordusunun kazanacağını düşünüyor. Şimdi tabii ki bir askeri tarihçi değilim ama hani hasbelkader biraz işte savaş tarihi ya da savaş romanı okuyan herkesin bildiği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan silahların tahrip gücü, yani işte hem topların hem tüfeklerin tahrip gücü daha önceki savaşlara göre çok yüksek. İkincisi, biz uçak, tank gibi daha böyle modernize bir takım savaş aygıtlarının da ilk defa bu savaşta kullanıldığını görüyoruz. Ve üçüncüsü, ki Malraux'un Altenburg'un Ceviz Ağaçları'nda sayfalarca çok ayrıntılı tasvir ettiği gibi biz ilk defa bu savaşta kimyasal gazların da kullanıldığını görüyoruz. Yani aynı zamanda bir tür savaş teknolojilerinin deneysel olarak kullanıldığı bir savaşta Birinci Dünya Savaşı. Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl ortaya çıktığını ya da İkinci Dünya Savaşı'nın tohumlarının nerede atıldığını anlamak istiyorsak da Birinci Dünya Savaşı'na bakmak zorundayız. Savaşın yarattığı en büyük korku bu. Ama tahmin edilenin gibi olmuyor. Savaş çabuk bitmiyor. Çünkü savaş hızlı başlıyor. Hakikaten işte Alman ordusu neredeyse Paris'in kapısına kadar dayanıyor.
Fakat Fransızlar işte orada müthiş bir direniş hattı kurup onları geri atıyorlar. Bu anına kadar yani savaşın bu ilk 3 haftası esasında 1870'te yapılan, oynanan savaş oyununun aynısı. Yani aynı teknikleri, aynı taktikleri kullanarak savaşmayı deniyorlar. Ama daha sonra modern savaş stratejileri kendisini dayatıyor ve biz tarihte ilk defa siper savaşı dediğimiz savaşla karşı karşıya geliyoruz. İki tarafın orduları da, yani iki tarafında işte ittifaklar var tabii. Yani Almanya ve müttefiklerinin, işte Fransa ve İngiltere ve müttefiklerinin orduları burun buruna, birbirine çok yakın siperlerin içerisinde çakılıp kalıyorlar. Ve bu siperlerin arasında olan savaşta çok kanlı, çok vahşi ve çok ölümcül oluyor. Neredeyse hani bir karış mesafe kat edebilmek, hani bir 10 metre ileriye gitmek, öbür siperi ele geçirmek, belki de orta çağda işte büyük bir kaleyi kuşatıp düşürmekten daha zor bir hale geliyor. O yüzden de savaş hiç de başlangıçta tahmin edildiği gibi böyle 3 haftada, 1 ayda, 2 ayda bitecek bir savaş olmuyor. Tam aksine biliyorsunuz 4 yıldan fazla sürüyor. Şimdi bu romanlar içinde kronolojik olarak İvan Yez'den başlayalım dedik. Mahşer'in 4 atlısı. Bir kere zaten şey yani işte kendisini Yuhanna İncil'indeki bir vizyondan alıyor ismini. Zaten çok şairane bir ismi var. Yani her romancının romanına koymak isteyeceği kadar güzel bir isim. İvan Yez'in özelliği şu. İvan Yez bir cumhuriyetçi, çok sıkı bir cumhuriyetçi. Kraliyetten, krallık fikrinden ve imparatorluk fikrinden nefret ediyor. Bununla kavgalı. Bir tür hani böyle benzerlikler kurmayı sevmem ama hani yazarları bir kısmını mesela hani aksiyonu yücelten yazarlar ve aksiyonu hani aksiyonu estetize eden yazarlar ve aksiyonu hayatlarının içerisinde yaşayan ve edebiyatlarının merkezine koyan yazarlar diye ikiye ayırmak belki mümkündür. Yani bundan şunu kastediyorum. Mesela Nietzsche, Kipling ya da Arjantinli Borges çok daha hayatında aksiyon olmayan, kütüphanelerin içinde yaşayan, çok da hani fiziksel güçleri olmayan sıradan entelektüeller de o anlamda. Fakat metinlerinde savaşı, kahramanlığı, düelloyu, fiziksel gücü, çatışmayı çok yüceltiyorlardı. Şimdi onlar bir tarafta, diğer bir tarafta da mesela işte biraz sonra konuşacağım André Malraux, Ernest Hemingway ya da işte Ernst Jünger gibi ellerine silah alıp cepheye gidebilen, mesela İspanya İç Savaşı'na katılan, hayatlarının içerisinde aksiyonu barındıran yazarlar olabilir. Şimdi İvan Yez bu anlamda hani aksiyona yakın bir yazar. Mesela çok politik bir yazar. Politikaya meraklı, angajmanı var. Parlamentoya girmiş, defalarca milletvekili seçilmiş bir politikacı aynı zamanda. Fakat kraliyet fikriyle başı hoş değil. Hatta 12. Alfonso'yu, İspanya kralını düelloya davet ettiği için de İspanya'dan sürgüne gönderiliyor Fransa'ya. Ama Fransa'da o aradığı entelektüel iklimi, o cumhuriyetçi iklimi buluyor, görüyor, hoşuna gidiyor. Kendi hayatı da bir takım maceralı ama bu romanda çok net bir tavır aldığını görüyoruz biz. Yani kraliyet karşıtı, militarizm karşıtı, savaş karşıtı ve bütün bunları da dönemin Almanya'sıyla özdeşleştirdiği için de gerçekten Alman karşıtı ve Fransa'nın yanında, işte Fransız ulusalcılığının, Fransız Cumhuriyeti'nin yanında duran, esasında bugün geriye dönük bakıldığında bir roman açısından zafiyet gösterebilecek kadar manyeist ögelerle yazılmış bir roman. Yani romanda iyiler ve kötüler çok net ayrılıyor. Romanda siyah ve beyaz çok net ayrılıyor. Romanda aydınlık ve karanlık güçler çok net ayrılıyor. Ama hiç kuşkusuz tabii bu bizi bugünden geriye doğru baktığımız için bizi yanıltabilir. Çünkü İvan Yez o dönem içerisinde tam da olması gereken yerde tuttuğu tarafın içerisinde bu savaşı yaşayan bir adam ve o kontekstin içerisinde düşünüldüğünde İvan Yez'i bunun için çok da suçlamak doğru olmaz. Mahşer'in dört atlısı esasında 40 yıl boyunca bu büyük savaşın, gelen savaşın nasıl alttan alta böyle küllerin üzerinde demlendiğini anlatarak başlıyor. Roman Desnoyerslerin üç kuşak hikayesi.
O da şu, genç Marcelo, Don Marcelo. Don Marcelo 1870'te Fransa-Prusya Savaşı çıktığında cumhuriyetçi olduğu için, kraliyet o için savaşmak istemediğinden cepheye gitmiyor. Bunu anlamlı bulmuyor. Cepheden kaçmak için Arjantin'e gidiyor. Arjantin'e gidiyor ve uzun yıllar Arjantin'de yaşıyor. Yani herhalde 40 yıla yakın yaşıyor Arjantin'de. Arjantin'de İspanya'dan gelmiş ve işte kendi bileğinin gücüyle zengin olmuş bir toprak ağası Madariaga'nın yanında işe giriyor. Ve onunla bir yakınlık kuruyor. Hikaye burada başlıyor. Yani köken olarak burada başlıyor. Yoksa kitap Don Marcelo'nun oğlu Julio'nun hikayesiyle başlıyor ama Don Marcelo patronunun büyük kızıyla evleniyor. Donya Luisa. Donya Luisa ile evleniyor. Ve o Donya Luisa ile beraber işte iki tane çocukları oluyor. Birisi Julio Desnoyers, öbürü de kızı Chica. Daha sonra romana bir Alman dahil oluyor. O da yine o zengin toprak ağasının küçük kızı olan Elena ile, Donya Elena ile evleniyor. O da Karl Hartrott. Karl Hartrott bir Alman. Şimdi esasında o alttan alta gerilimi bu çok kültürlü, çok uluslu çiftliğin içinde anlatmaya başlıyor. Yani İspanyollar, Almanlar, işte bir Fransız. Ve o İspanyol'un işte Latin Amerika'ya, Arjantin'e geldikten sonra oradaki yerli bir hanımla evlenip yaptığı çocuklar, melez çocuklar. Böyle bir çok kültürlü, çok uluslu bir denklem var. Şimdi oradaki toprak ağası bir kere Alman damadını sevmiyor. Alman damadını sürekli aşağılıyor. Ve işin tuhafı Alman damat da bunların hepsini sineye çekiyor, sesini çıkarmıyor. Hep boyun eğiyor, hep yumuşak huylu. Hatta bizim kahramanımız işte Don Marcelo, Karl'ı kendi kanatlarının altına alıyor. Onu sürekli koruyor, ona bir sevgi gösteriyor. Hikaye böyle başlıyor. Mesela işte o torunlar ortaya çıktığında mesela bu toprak ağası büyük baba, Alman damadından olan torunlarıyla hiç ilgilenmiyor. Yani böyle bir gerilim var alttan alta. Yani bu ulusların arasındaki gerilimi bir ailenin içerisindeki gerilime taşıyor İvanyez. Daha sonra işte o toprak ağası ölünce miras paylaşılıyor ve miras paylaşıldığında Alman damat bütün mal varlığını ve ailesini toplayıp diyor ki ben memleketime dönüyorum. Almanya'ya dönüp işte sanayici olacağım falan. Almanya'ya dönüyor. Çok geçmeden Don Marcelo da eşini ve çocuklarını alıp Fransa'ya dönüyor. İşte iki ailenin arasındaki hikayeyi biraz izlemeye başlıyoruz. Mesela işte Fransa'dan bacanağını ve baldızını ziyaret etmeye gidiyor Desnoyers'ler. Mesela o arada biz şeyi görüyoruz. Almanların işte güçlenen ekonomisi, ondan sonra o Almanya'da güçlenen bir militarizm, o ekonomiyle beraber, o güvenle beraber. Mesela sürekli bütün Avrupa'dan daha üstün, daha güçlü olduklarını açık açık söylüyorlar. Sonra şeye dönüyoruz. Yani oradaki aileyi görüyoruz. Onlar işte Almanya'da soyluluk, şan, militarizm, işte İmparator 2. Wilhelm'e hayranlık. Orada böyle bir yapı var. Fransa'ya döndüğümüzde Fransa'da Don Marcelo'nun oğluyla problemi var. Çünkü oğlu işte bir anlamda hayırsız bir evlat. Yani okumuyor, bir meslek tutmuyor. Arjantin'de öğrendiği tangoyu Paris salonlarında yaparak Paris sosyetesinde bir şöhret ediniyor. Bu da ona bol bol çapkınlık yapma fırsatı veriyor. İşte kadınlarla gönül ilişkileri var. Fakat en büyüğü bir skandal. Evli bir kadını baştan çıkarıyor. Böyle bir sansasyon ortaya çıkıyor. O yüzden Don Marcelo oğluyla görüşmüyor. İşte bütün bunlar o savaşın eşiğinde olan hikayeler. Hatta işte Julio'nun da Arjantin'den bir Alman gemisiyle Fransa'ya dönerken o geminin içinde yaşanan İşte savaş çıktı çıkacak gerilimi, o Almanlar, Fransızlar, onların tavırları. Sürekli bize Almanlar, işte ya Almanya'daki Karl Hartrott ve ailesi üzerinden ya da o gemi içindeki yolculuk esnasındaki konuşmalardan sürekli Almanların bir savaş istediklerini, işte üstün ırk oldukları için bütün dünyayı onların yönetmesi gerektiğine dair tezler ortaya serilmeye başlıyor. Roman uzun süre bu savaşın nasıl diyeyim size teorik
altyapısıyla, yani işte, Almanların tezleri, işte Almanların efendime söyleyeyim açgözlülüğü, işte emperyal hırsları, ihtirasları, bunları anlatıyor ve bunun işte Fransa'daki sıradan vatandaşlar üzerinde yarattığı kaygı, işte Avrupalıların gelmekte olan bir savaştan olan korkuları, acaba çıkmaz mı umutları, hani 40 yıldır hep ucundan dönülüyor, son anda bir anlaşma yapılıyor, acaba yine bir anlaşma yapılır da savaş çıkmaz mı beklentileriyle gidiyor. Ama o arada biz Julio'nun, Julio resim yapmayan bir ressam. Yani ressam olduğuna inanıyor, ressam olmak istiyor falan ama hiç resim yapmıyor, resme de bir yeteneği yok. Bir stüdyosu var ama. O stüdyoda işte Argensola diye bir İspanyol yoldaşı var, o da bir ressam. İkisi orada esasında bohem bir hayat sürüyorlar. Onların bir komşuları var, bir Rus, Çarnov. Çarnov işte bu savaşın arifesinde, eşiğinde onlara ilk defa bir metafor kullanıyor. Kendinden geçmiş bir halde, vejd halinde bir metafor kullanıyor. O metafor da işte Yuhanna İncil'den alınan mahşerin dört atlısı. Ne o dört atlı? İşte birincisi beyaz at. Beyaz atın üzerinde yay tutan bir karakter var. Bu fetih veya veba, salgın anlamına geliyor. İkinci at doru at. Doru atın üzerindeki karakterin elinde de bir kılıç var. O da savaşı temsil ediyor. Üçüncü at siyah bir at. O siyah atın taşıyanın elinde de bir terazi var. Bu da açlığı sembolize ediyor. Açlığı ve kıtlığı sembolize ediyor. Dördüncü at solgun ve zayıf olan at. Bu atın üzerindeki karakterin elinde de bir tırpan var. Bu da ecel ve ölüm demek. İşte bu mahşerin dört atlısının insanlığı önüne katarak nasıl bir acı ve trajedi yaratacağına dair bir öngörüde bulunuyor. Ve akabinde savaş başlıyor. Akabinde savaş başlıyor. Ondan sonrası çok hızlı. Ondan sonrası işte hakikaten taraflar tezlerini yine iddia ediyorlar. Mesela iki baldız, Doña Luisa ve Doña Elena. Elena Fransa'ya kız kardeşinin yanına geliyor savaş çıktığında. Mesela onun tezleri Almanların, 2. Wilhelm'in kendi çocuklarının işte 3 hafta içinde Paris'e gideceği ve savaşı sonlandıracağı. O yüzden korkulacak bir şey yok. İşte bu olması gereken diye anlatıyor. Diğer tarafta işte Don Marcelo'nun ve onun çok militarist kızı Chiki'nin bu defa Fransa'nın savaşı 3 haftada kazanacağına dair tezleri var. Hatta Don Marcelo evin içerisinde bir Alman muhibbi, bir Alman ajanı bulundurmaktan çok rahatsız. Ama hiç öyle beklenildiği gibi olmuyor. İlk önce işte bütün bir coşku var sokaklarda. İşte bütün Fransa La Marseillaise'i söylüyor. Milli Marş, işte bütün o hamaset duygularını uyandıracak tutkulu, coşkulu marşlar okunuyor. Ve işte sürekli haberler var. Her gün yeni haberler geliyor. İşte ordumuz şöyle muzaffer, ordumuz böyle mesafe kat etti. Fakat işler bir süre sonra ters gitmeye başlıyor. Bir süre sonra hükümet Paris'i terk ediyor, Bordo'ya geçiyor. Bütün Fransa kuzeyden güneye doğru kaçmaya başlıyor sivil halk. Çünkü ordu geri çekilmeye başlıyor. İşte o aşamada Don Marcelo bir karar alıyor. Onun herkes Paris'ten daha güneye, güvenli yerlere kaçarlarken Don Marcelo Paris'in kuzeyinde olan, yakın olan bir şatosu var. O şatoya gidiyor kendi mal varlığını korumak için. Ve o şatoya gittiğinde Alman işgaline maruz kalıyor işte. Şatoya gittikten bir süre sonra Alman orduları oraya geliyorlar. Ve işte orada Alman ordusunun ne kadar kıyıcı, ne kadar yıkıcı olduğuna dair Don Marcelo ilk defa şahitlik ediyor. İşte orada mesela yeğeniyle, kuzeniyle yani o Karl Hartrud'un oğlu Yüzbaşı Otto ile karşılaşıyor mesela. Onunla olan diyalogları, Alman subaylarıyla olan diyalogları mesela işte tek tek onlarla konuştuğunda onlardan insani bir yön buluyor. Bundan önce etkileniyor. Ama daha sonra mesela işte orada ele geçirilen genç bir Fransız kurşuna dizileceği zaman mesela o aynı işte insani bulduğu, mesela sanatsever bulduğu, ondan sonra efendim ahlaklı bulduğu subayın
hiç kılığı bile titremeden kurşuna dizilme kararı, infaz kararı verdiğini duyduğunda da şok oluyor. İşte katliamlara şahitlik ediyor. Mesela tecavüzlere şahitlik ediyor. Yani bir savaşın yıkımını şahit oluyor, görüyor, izliyor. Ve sonra işte Almanlar geri çekiliyorlar bu defa. Fransızların meşhur bir direnişi başlıyor. Aşağı yukarı 500 bin kişinin öldüğü bir çatışmadan bahsediyoruz. Almanları geri atıyorlar. Don Marcelo'da Fransa'ya dönüyor. Şimdi olaylar çok hızlı gelişmeye başlıyor. Mesela herkes savaş yanlısı, herkes savaş elektarı başlarken. Mesela Çiki'nin nişanlısı var, bir senatörün oğlu. Mesela senatör ağırlığını kullanarak oğlunu cepheye göndermiyor. Paris'in içerisinde işte güvenli bir bölgede askerlik yapmasını sağlıyor. Ama mesela Çiki militarist bir kız ve yoldan geçerken başka kadınların ona bakıp işte yanındaki nişanlısına savaş kaçağı muamelesi yapmalarından rahatsız olduğu için çocuğu zorluyor ve çocuk en sonunda babasının arkasına gizli iş çevirerek cepheye gidiyor mesela. Herkes cepheye gidiyor. Julio'nun Margarita ile yaşadığı yaşak aşkla Margarita'nın kocası bile cepheye gidiyor. Margarita'nın abisi cepheye gidiyor. Mesela bu Margarita'da da duygular değişiyor. Mesela Julio ile Margarita'nın ilişkisi açılmaya başlıyor. Çünkü Julio savaşa gitmeyen bir adam. Nitekim zaten Margarita'nın eski kocası savaşta çok ağır yaralanınca Margarita Julio'yu terk edip kocasına geri dönüyor. Julio da bunun üzerine cepheye gitme kararı alıyor. O da cepheye gidiyor. Herkesin cepheye gittiği, işte aynı aileden, işte çocukların, işte mesela kızların nişanlılarının, herkesin cepheye gittiği bir dönem başlıyor. Önce müthiş bir coşku, müthiş bir alkış, müthiş bir tezahürat, müthiş bir vatanseverlik coşkusu yükseliyor. Ama arkasından cepheden bol miktarda ölüm haberi ve işte yaralı asker, sakat asker dönmeye başlıyor. Önce savaş 3 haftada bitecek denilirken o heyecan dolu günlerde savaş hayatın merkezine oturmuşken savaş uzamaya başlayınca esası savaş sıradan insanların gündeminden de çıkmaya başlıyor. Çünkü esas gündem hayatta kalmak. Esas gündem yaşamı devam ettirebilmek. O yüzden yavaş yavaş o coşkunun azaldığını görmeye başlıyoruz. Korku artmaya başlıyor. Acaba cepheden işte kocam, çocuğum, işte nişanlım, kardeşim sağ ya da sağlam dönebilecek mi? Bu korku başlıyor. Nitekim işte romanın hep o ikili ayrım üzerinden iki ailenin, yani Almanya'daki kız kardeşle Fransa'daki kız kardeşin çocuklarının Alman ordusuna ve Fransız ordusuna savaşması üzerine olan karşıtlığa kuran Ivanyez, romanın sonunda esasında her iki tarafa da ağır kayıplar verdirtiyor. Don Marcelo tek oğlunun, Julio'nun öldüğünü öğreniyor. Bu da esasında işte soyunun devam etmeyeceği anlamına geliyor, onu üzüyor. Ama öbür tarafta Harrod ailesinde de Alman tarafında da işte yüzbaşı Otto başta olmak üzere onun diğer iki kardeşi, hatta kız kardeşlerinin nişanlıları, onlar da savaşta ölüyorlar. Savaş her iki tarafı da darmadağın ediyor. Fakat her iki tarafta teselliyi şeyde buluyor. Yani romanın içinde sürekli şeyleri göreceksiniz mesela. Şu diyaloglar var. Herhangi bir Fransız ya da Alman savaştan şikayet ederken, savaştan yakınırken, ya ne kadar rahat bir hayatımız vardı, bu savaş çıkaranın Allah belasını versin diyor. Ama arkadan şunu söylüyor mesela. Diyor ki ama bizim imparatorumuzun bir suçu yok. Bütün kabahat düşmanımız da İngilizlerde. Allah onların belasını versin. Ya da bir Fransız da bunu aynı şekilde söylüyor. Ve her iki tarafta teselliyi ya onların da ölüleri var. Burada buluyor. Ve nitekim roman Ecel Tarlaları diye bir bölümle bitiyor ki işte şey Don Marcelo oğlunun kayıp cesedini bulmak, mezarını bulmak için bir yolculuğa çıkıyor. Ki biz bunu şeyde biliyoruz. Gerçekten Rudyard Kipling kendi oğlunu savaşta kaybetti ve oğlunun mezarı bilinmiyordu. Ölene kadar Kipling oğlunun mezarını aradı. O savaşın olduğu cephelerde gezerek bütün o mezarlıkların içerisinde hep oğlunun mezarını aradı. Kendisinin de bir tane Bahçıvan isimli çok güzel bir mezar, böyle bir Birinci Dünya Savaşı'nda kaybolmuş bir ölmüş bir İngiliz askerini anlatan Bahçıvan diye de çok güzel bir hikayesi vardır. Aynı onun gibi bir mezarlığın içerisinde bitiyor roman. İşte Alman ve Fransız birlikleri çok kanlı bir savaş yapmışlar.
Ve anlaşılan o ki herkes bulunduğu yere gömülmüş. İşte Fransız birlikleri kendi topraklarında olduğu için Fransızları işte birer ikişer, ikişer üçer gömmüşler ve isimlerini yazmışlar işte haçlara. Ama Almanlar mesela yüzer kişilik, yani 100 Almanı, 300 Almanı birden gömmüşler. Hatta Don Marcelo'nun kafası şeyi almıyor. Yani 300 tane ceset nasıl üst üste bir yerde yığabilir? Kendi çocuklarının cesedini ararlarken, mezarını ararlarken etrafta, yani geniş bir vadide gözün alabildiği her yerde mezar görüyorlar ve o her mezarın içerisinde de, yani Fransız mezarıysa 2-3 savaş kahramanının cesedi var. Ya da Alman mezarlıysa dediğim gibi 100 ile 200 civarında cesedin gömüldüğü mezarlıklardan bahsediyorum. Buna bakıyorlar ve her iki tarafta teselli şeyde geliyor. Yani benim oğlum öldü işte ama onların da oğlu öldü. Ve bu bakış açısı, bu militer, bu milliyetçilik romanın sonunda şeyi öngördürtüyor Ibáñez'e. Yani sonuçta Ibáñez 2. Dünya Savaşı'nı göremeyecek. Yani 1928'de ölecek. Ama romanın sonunda şeyi anlıyor. Mahşerin dört atlısının asla durmayacağını, mahşerin dört atlısının en fazla bir süre için belki yaralı bir şekilde bir kenarda soluklanırken bizi rahat bırakacağını ama mutlaka yine bir ara meydana çıkacağını. Çünkü şöyle bitiyor. Savaş nasıl biterse bitsin kötü bitmiş olacaktır. Mahşer ejderhası sakatlansa bile birkaç yıl sonra yeniden canlanacak ve insanlara sonsuza değin eşlik edecektir. Nitekim hakikaten de işte 1939'da mahşer canavarı yeniden canlanacak. Bunu Ibáñez görmese bile. Şimdi Ibáñez'in romanın içerisinde bir sahne var. Onu bahsedip oradan remarka bağlayacağım. O da şu. Julio cepheden yaralı dönüyor. Madalyalar alıyor ölümünden önce. Bir 15 gün Paris'te izinli olduğu bir dönem var. O esnada işte başına geleni babası çok anlattırıyor. Anlattırmayı çok seviyor Don Marcelo. O da şu. Julio bir Alman yüzbaşısını öldürüyor. Ama hiç kimseye anlatmadığı bir kısım var. Onu biz Julio'nun kendi iç dünyasında biliyoruz. Onu ne babasına ne de başka birini anlatıyor. O da şu. İşte bulundukları siperin karşısında bir yıkıntı var. Şeker fabrikası yıkıntısı var. Orayı ele geçirmeleri isteniyor. Julio işte adamlarıyla beraber oraya gidiyor. Orayı işte keşfederlerken birden bir köşeyi döndüğünde bir Alman yüzbaşısıyla burun buruna geliyor. İkisi de birbirlerine bakıyorlar. Şöyle anlatıyor Julio onu kendi içinde, iç sesiyle. İki erkek onlara sonsuz gibi gelen bir saniye süresinde yüz yüze bakıştıklarında gözlerinde karşılaşmanın şaşkınlığından ve birbirlerini yok etme isteğinden daha fazla bir şey belirmişti. Desnoyers bu adamı tanıyordu. Yüzbaşı da onu tanımıştı. Yüz ifadesinden sezmişti. Ama her ikisi de hayatta kalabilmek için öldürmek kaygısıyla anılarını toparlayamamışlardı diyor ve vuruyor. Yani yüzbaşıdan daha hızlı davranıyor. Sonra yüzbaşının cesedini görmek istiyor. Kendisi yaralanıyor, yaralıyken. Yine o cesedi getiriyorlar. Onunla göz göze bakıyor ve onu nereden tanıdığını hatırlamaya çalışıyor. Ve sonra hatırlıyor. Romanın başında Arjantin'den Fransa'ya gittiği, gelirken kullandığı Alman gemisindeki tartıştığı militarist Alman yüzbaşı Erkman. Yüzbaşı Erkman'ı vurmuş ve tanıdığı bir adam. Şimdi tanıdığı bir adamı vurduğu zaman savaşın yarattığı dehşet daha ortaya çıkıyor. Çünkü roman boyunca ki hem Ibáñez'in hem de Remarque'ın romanında çok sık geçen bir şey var. Nakarat gibi bir bölüm var. O da şu. Karakterler kötü bir şey yaptıklarında mesela Don Marcelo'nun evini soyuyorlar. Yağmalıyorlar. Don Marcelo diyor ki ya bu hırsızlık. Ondan sonra siz diyor hırsızsınız. Ona verilen cevap şu oluyor. Bu bir savaş. Savaşta böyle şeyler olur. Kusura bakmayın. Yani çok beyefendi nezaket içerisinde konuşuyorlar. Kibarlık had safhada. Fakat ortada bir hırsızlık var. Bu hatırlatıldığında savaş. Çünkü bu bir savaş. Savaşta böyle şeyler olur. Tanıdığın birini vuruyorsun. En sonunda yine bunu söylemek gerekiyor. Julio bunu diyor. Diyor ki bu bir savaş. Savaşta böyle şeyler olur. Şimdi mesela Remarque'ın romanında da böyle bir şey var. Şimdi Ibáñez'in avantajı, Ibáñez bir sivil. Savaşa katılmıyor ama dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Ibáñez'i cepheye gönderiyor. Yani bir sivil olarak cepheleri gezmiş ve cepheleri bildiği için birinci ağızdan anlatıyor. Ama Remarque 1. Dünya Savaşı'na katılmış birisi. Üstelik de bu savaşta yaralanmış bir savaş gazisi. Remarque'ın romanında
Bu defa biz yani savaş öncesini ya da işte cephe arkasında savaşın yarattığı yıkımın faturasını ödeyen kaygılı sivillerin hikayesini değil de bilhassa bilakis cephede kelle koltukta savaşan askerlerin hikayesini dinlemeye başlıyoruz. Remarque'ın hikayesinde şu var. Yani gencecik Almanlar bu 19-20 yaşında ki bunlar bir kardeş gibiler. Kardeş takımı gibi olmuşlar. Bunların hepsi aynı okulda, aynı lisede beraber öğrenciyken işte beden eğitimi öğretmenlerinin verdiği o coşkulu militarist gazla hepsi gönüllü olarak yazılmış ve cepheye gitmiş askercikler. Ve romanın başında Remarque'ın kahramanı açık açık şunu söylüyor. Diyor ki aksi mümkün değildi diyor. Yani gönüllü olarak savaşa gitmemenin aksi mümkün değildi. Çünkü o durumda kendi annemiz babamız dahil olmak üzere herkes bize korkak damgasını vuracak diyordu. Mesela bu müthiş bir baskı. Yani savaşa gitmeyi ya da işte militer duyguları reddetmenin belki de mümkün olmadığı bir baskı var. Bu şekilde gidiyorlar ve gider gitmez de şunu anlıyorlar ki hiç de cephe kendilerine anlatıldığı gibi bir yer değil. Hiç de o sivillerin işte atıp tutarken coşkulu bir şekilde işte savaş neden şart, neden önemli, işte Alman ulusunun gücü için neden bu savaşın yapılması gerekiyor, savaşta neden bazı kayıplar olacak. Bunlar savaş hakkında hiç fikri olmayan sivillerin, entelektüellerin, İvan Yez'in romanında Harrod ailesinde bir tane bir profesör çocuk var. Bilge. Bilge Kuzen diyorlar ona. Lakabı Bilge Kuzen. Mesela Bilge Kuzen böyle bir profesör. Sürekli savaşın gereklerini, Alman ırkının neden üstün olduğunu ve savaşın neden faydalı bir şey olduğunu, insanlığın ilerlemesinde neden savaşa ihtiyaç duyulduğunu teorize eden bir adam. Ama savaşla ilgili hiçbir fikri yok. Oysa Remarque'ın kahramanları kelle koltukta sahaya çıkıyorlar. Şimdi Remarque'ın romanı enteresan bir roman. Esasında anti-militarist bir roman. Savaş karşıtı bir roman. Ama yazıldığı dönemde 1929'da Almanya'da çok okunan bir roman. Hatta çok çabuk da döneminde sinemaya uyarlanıyor. Ve işin tuhafı Nazilerin de iktidara gelir gelmez ilk yasakladıkları roman. Çünkü savaş karşıtı diye kızıyorlar. Fakat diğer tarafta Remarque'ın hiç hedeflemediği bir etkisi de var romanın. O da şu. Savaş karşıtı olsa bile Remarque'ın romanı bir tür cephedeki kardeşliği, cephedeki yoldaşlığı, o cephedeki dayanışmayı çok ön plana çıkardığı için esasında savaş yanlıları tarafından da sevilen bir roman. Hatta Remarque'ın romanı için şunu diyen bile var. Mesela bir sosyalist Carl Schlitus, pasifist bir savaş propagandası diyor Remarque'ın romanından. Ama Remarque'ın romanında savaşın ne kadar esasında sınıfsal bir şey olduğu, yani zenginleri değil de fakirlerin canını okuduğunu, ondan sonra işte cepheye giden o genç insanları mahvettiğini görebiliyorsunuz. Mesela Remarque'ın romanında da meşhur bir sahne vardır. Okuyanlar hatırlayacaklardır. Romanın kahramanı Paul Baumer işte iki siper arasında karşı tarafın siperlerine dair bir keşif için geceliğin keşfe çıktığında bir şekilde kafası karışıyor ve dönüş yolunu karıştırıyor. Yani işte kendi siperine mi gidiyor, düşman siperine mi gidiyor onu bilemiyor ve ortada kalıyor. Top mermisinin açtığı bir çukura sığınıyor. Her iki tarafta birbirine ateş ettiği için işte kısacık da bir alan, yani 50-100 metrelik bir alanın içerisinde sıkışmış durumda. Hareket edemiyor gündüz. Orada mahsur kalıyor. Yani havanın kararmasını beklemesi lazım. Fakat o arada karşı taraf, İngilizler taarruza geçiyorlar. Ve üstünden İngiliz askerleri geçiyor. O da çamurun içine yatarak ölü numarası yapıyor. Fakat düşündüğü tek bir şey var, tek korktuğu şey var. İçinde bulunduğu çukura bir İngiliz askeri girerse ne yapacak? Sonra Almanlar İngilizleri geri püskürtüyorlar. Bu defa İngilizler geri çekiliyorlar kendi siperlerine doğru. Kendi siperlerine doğru geri çekilirlerken korktuğu başına geliyor. Bir asker çukura atlıyor ve şeyin üstüne düşüyor. Baumer'in üstüne düşüyor. Baumer önceden çıkardığı kasaturasını ona saplıyor canavliyle. Ve
işte düşman askeri süngülenmiş bir şekilde can çekişerek karşısında yatıyor. Baumer uzun bir süre onun ölmesini bekliyor. Yani can çekişiyor, hırıltılı bir ses çıkarıyor ve Baumer o arada birden şeyi fark ediyor. Yani bu bir insanı tanımadığı birini işte uzaktan cepheden ateş ederek vurarak öldürmekten farklı bir şey. Yani birini kasaturayla saplayarak öldürmek çok başka bir şey. Karşısında adamın can çekişmesini izlemeye başlıyor. Bu çok asap bozucu bir şey. Dayanamıyor. Fakat o top mermisinin açtığı yuvayı da terk etme şansı da yok. Oradan çıkamıyor da. Adama pansuman yapmak zorunda kalıyor. Yani adamın yaralarıyla ilgileniyor. İşte ona su bulmaya çalışıyor. Onu tedavi etmeye çalışıyor. Öleceğinin farkında. Bir an önce ölmesini istiyor bir taraftan. Hatta şeyi düşünüyor işte tabancasını kaybetmiş durumda. Tabancasını kaybetmesem, yani tabancamı kaybetmesem çeker vururdum. Ama bir adamı vurmakla bir adamı bıçaklamak aynı şey değil. O yüzden yapamam diyor. Ve adamın ölmesini bekliyor. Ve bu arada adama komrade, yoldaş diyor. Yoldaş diyor ve ondan sürekli özür diliyor. Adam öldükten sonra vicdan azabı çekmeye başlıyor. Ve o vicdan azabı esnasında da kendine sürekli şunu söylüyor. Yani ya işte şimdiki aklım olsa onu öldürmezdim. Özür diliyor ondan. Ondan sonra keşke diyor seni geri getirebilsem. Ondan sonra yani bunlar romanda sayfalarca anlatıldığı için romandan size seçip okumuyorum ama uzun uzun şeyi yani onun vicdan azabını, üzüntüsünü, öldürdüğü adamdan özür dilemesini ve zamanı geri alabilme fırsatı olsa kesinlikle onu bu defa süngülemeyeceğini söylemeye başlıyor. Sonra işte onun ailesine yardım etmeye söz veriyor. İşte karısına mektup yazmaya söz veriyor. Bir süre sonra bunları yapamayacağını fark ediyor. Sonra adamın cüzdanını eline alıyor. Cüzdanını alıyor ki adamın bir işte kimliğini görüyor. Yayıncı olduğunu öğreniyor. Daha çok üzülüyor. Yani canlı, somut, kendisi gibi. Ondan sonra sıradan, ondan sonra işte ortalama bir hayat süren, bir karısı olan, bir kızı olan, gerçek bir insanı öldürdüğünün fikrine kavuşuyor. Bu onu mahvediyor, çok yıpratıyor. Fakat bu orada. Bir süre sonra oradan geri dönüp birliğine karıştığında, kendi o işte kardeşim dediği arkadaşlarının yanına gittiğinde bu defa şey hissi ortadan kayboluyor. O vicdan azabı. Diğerleri de diyorlar ki ya sen onu öldürmesen o seni öldürecekti. Savaş böyle bir şey. İşte yine o nakarat çıkıyor. Bu bir savaş ve savaşta böyle şeyler olur. Savaş savaştır. Yapılacak bir şey yoka bağlıyorlar ve birden şey değişiyor. O kendi benini suçlayan Baumer birden arkadaşlarının yanında o grup psikolojisinin içerisine gidince ben olmaktan çıkıyor. Zaten İvanyez'in romanında da Remarque'ın romanında da sürekli karşımıza çıkan şey bu oluyor. Bu modern savaşın en korkutucu yanı bireylerin kendi iradelerinin dışında bir ortak iradeye teslim olarak hiç sanki sorumluluk almamaları. Bir bizim içine sığınarak yani biz kardeşiz, biz bir ekibiz yaparak birden sanki olayın suçlusu ortadan kalkıyor. Zaten Remarque'ın romanında anlatılan şey hep şu. Askerler kelle koltukta savaşıyorlar ölümüne. Sonra kendilerine ayrılan bir takım istirahat anları, dinlenme anları olursa da orada da çılgınlar gibi eğleniyorlar. İşte sarhoş oluyorlar. Ondan sonra işte kızlarla eğleniyorlar. Yani bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu da önümüze hep şu açmazı çıkarıyor. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda önümüze getirdiği hep etik problem bu oluyor daha sonra. Nasıl oluyor da gündelik hayatta iyi olan bu insanlar, işte birisi piyano çalan, işte efendim birisi şiir yazan, işte ne bileyim birisi kendi halinde bir mühendis olan, birisi kendi halinde bir fabrikada işçi olan bu insanlar birer ölüm makinesine dönüşüyorlar. Çünkü onlar işte o ben olmaktan çıkıp o ortak bir makinenin, o biz denen bir makinenin dişisinin haline girdiklerinde birden ortaya sadece şu laf çıkıyor işte. Savaş. Bu bir savaştır ve savaşta böyle şeyler olur. Savaş da kaçınılmaz. Savaş savaştır. Yapacak bir şey yok. Şimdi Remarque'ın romanında bunlar, çünkü Remarque'ın romanında bütün o kardeşim dediği sınıf arkadaşlarını, cephe arkadaşlarını hepsini kaybediyor Baumer. En son en çok sevdiği, kendisinden daha büyük olan arkadaşını sırtında taşırken ölüyor. Zaten romanın sonunda kendisi de ölüyor. Şimdi bunlar cephenin içerisindeki bütün bu kayıpları anlatan sahneler. Ama André Malraux'un
Altenburg'un ceviz ağaçlarında çok farklı bir şey var. Şimdi ceviz ağaçları, Altenburg'da ceviz ağaçları bir kere enteresan bir roman. Neden enteresan bir roman? Çünkü Malraux'un iddiası şu. Malraux esasında Melek'le Savaş isimli bir roman yazıyor. İkinci Dünya Savaşı esnasında. Çünkü bu romanın yayınlanış tarihi 1943, çok geç bir roman şeye göre. Remarque'a falan göre de çok geç. Fakat bu Melek'le Savaş Malraux'un söylediğine göre Gestapo'nun eline geçiyor. Gestapo'nun eline geçiyor ve bu romanı ya yeniden yazacak Malraux, yeniden yazmaya da ne vakti var ne sabrı var. Romanı için tuttuğunu söylediği bir takım notları bir araya getirip Amerika'daki yayıncısına gönderiyor. Güya Altenburg'un ceviz ağaçları esasında Melek'le Savaş'ın yok olan romanın bir takım taslakları ve notlarından oluşmuş bir roman, ama Malraux bize bunu söylemese biz bunu fark etmeyiz. Çünkü roman Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar geniş bir zamanı ve mekanı kapsıyor. Roman İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir esir kampıyla başlıyor. Malraux burada yaralı ve ele geçirilmiş esir durumda Almanların elinde ve güya babasını hatırlıyor. Ondan sonra babasının hikayesini anlatırken, bu tabii bizim için de çok enteresan. Bir açıdan roman İstanbul'da geçiyor. Abdülhamit var, Enver Paşa var. Çünkü babası Malraux'un anlattığına göre Enver Paşa'nın danışmanlarında. O yüzden Enver Paşa ile beraber Trablusgarp'a kadar. Ondan sonra işte Enver Paşa'nın Turan ideali. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı cephesi. Bunlar anlatılıyor. Fakat babasının Rusya cephesinde, yani Almanya-Rusya cephesinde, Doğu cephesindeki yaşadığı bir hikayeyi anlatıyor ve sonra yine roman o hikayenin arkasından İkinci Dünya Savaşı'ndaki yine o toplama kampındaki Malraux'un notlarıyla beraber tamamlanıyor. Tabii Malraux'un büyük bir yazar, işte Fransa'da Kültür Bakanlığı da yapmış birisi, De Gaulle'ün ekip arkadaşlarından, silah arkadaşlarından birisi. Romanları hep şeydir biliyorsunuz, işte Umut İspanya İç Savaşı'nı anlatır, işte insanlık durumu, Çin'deki devrim mücadelesini anlatır. Kanton'da isyan keza yine Çin'de geçen bir hikayedir, gerçek hikaye. Ve bunların içinde hep aksiyon vardır, ama edebiyat tarihçilerinin ve edebiyat teorisyenlerinin çoğu Malraux'un bu otobiyografik metinlerinin çok güvenilir olmadığını söylerler. Ki Malraux da kendi otobiyografisinde kendi hayatının verileriyle çok oynamayı sevdiğini söylüyor. O yüzden hani romanın otobiyografik gerçekliği çok tartışmalı bir mesele. Hani babasının Enver Paşa ile olan ilişkisi dahil olmak üzere. Bunların hepsi muhtemelen Malraux'un hayal gücünlüğünü. Çünkü Malraux büyük ihtimalle bu romanda hayali bir ben tasarlayarak kendisini zamandan ve mekandan azade ederek kendi sülalesinden, büyük babasını ve babasının bir takım hikayelerini kendi istediği versiyonlara çevirmiş, dönüştürmüş. Ama o Doğu cephesinde geçen sahne 11 Haziran 1915 orada babası bir Alman general tarafından çağrılıyor. İşte Alman generalin odasının önünde başlıyor hikaye. Ve Alman general ona şunu söylüyor. Bir subay daha var yanında. Baylar, bir şey var diyor. Bir kimyasal savaş denemesi. Gazlarla bir saldırı olacak yarın. O yüzden diyor Profesör Hoffman gelecek. Ve siz diyor, işte bu gazı kullanacak olan profesör. Bu profesöre diyor eşlik edeceksiniz. Bu savaş yöntemini, bu gazla savaş yöntemini o buldu diyor. İşte Wutz'tan gelecek ve ona eşlik edip onun işte güvenliğinden sorumlusunuz diyor. Gece İşte profesörü alıyorlar cepheye gitmeden önce ertesi gün. İşte gece profesörle bir yemek yiyorlar ve profesör yemekte işte savaşta gaz kullanımını anlatıyor. Profesörün anlatışı hikayeyi işte Birinci Dünya Savaşı'nın hani bir aynı zamanda bir kimya laboratuvarına döndüğünü de gösteriyor. Bir takım zehir kullanmayı denediler ama diyor yanlış yaptılar diyor. Çünkü işte açık havayı hesap etmediler diyor. Mesela o yüzden diyor karbonoksidi diyor kusursuz bir zehirdir ama açık havada işe yaramaz diyor. Sonra başka zehirlerden bahsediyor. Mesela klordan daha etkili bileşimler bulmak gerekiyor diyor. Ve kendisi en sonunda
iyi bir bileşim bulduğunu ve ertesi gün bunu deneyeceğini söylüyor. Arkadan da şunu söylüyor. Hiç kuşku yok. Kimya en zorlu silah. Kendisini iyi kullanacak, yönetecek halklara dünya çapında bir egemenlik sağlayacak olan üstün bir silah. Hatta belki dünya imparatorluğunu bile sağlayabilir. Ertesi gün hakikaten bütün Almanlar toplanıyorlar. İşte Alman askerler taarruza geçecekler. Ama önce gaz atımını bekliyorlar. İşte bütün o hava koşullarının oluştuğuna inanıldığı anda gaz atılmaya başlanıyor. Şimdi önce dürbünlerle o gazın nasıl vadide yayıldığını izlemeye başlıyorlar. Onları uzun uzun anlatıyor. Hatta o gaz atılan ormanın içerisinden ilk önce bir atın fırladığı bir sahne var mesela. Onu böyle çok dramatik bir sahne ve onu çok şey anlatıyor. Ayrıntılı tasvir ederek anlatıyor Malraux. Önce bir at can çekişerek fırlıyor. Sonra taarruza başlıyor Alman ordusu. Şimdi bekledikleri şey Alman ordusundan işte düşman atlarına ilerleyecekler. İşte birinci attı geçecekler. İkinci attı ele geçirecekler. Beklenen şey bu. Hakikaten askerler ilerlemeye başlıyorlar. Ama bir süre sonra hiçbir asker görülmemeye başlıyor. Yani askerlerin aldığı emirle askerlerin yaptığı şey arasında hiçbir fark yok. Hiçbir gelişme yok. Hiçbir mesafe kat edilmiyor. Şaşırmaya başlıyorlar. Diyorlar ki acaba kendi askerlerimizi mi zehirledik? İşte profesör bunun mümkün olmadığını falan söylüyor. Sonra birden o ikinci cephe hattından ters istikamette, yani geriye doğru asker gelmeye başlıyor. Önce ayırt edemiyorlar. İşte beyaz gömlekliler var, yeşil üniformalılar var. Sonra beyaz gömleklilerin Rus olduğunu fark ediyorlar. Ruslar bir kısmı orada telef olmuş ama bir kısmı can çekişiyor ve işte şeyden o gazın etkisinden çıkmaya çalışıyorlar. Daha sonra Malraux'un babası işte bir ata atlayıp cephe hattına gidiyor olayı yakından görmek için. Ve bir bakıyor ki Almanlar Rusları taşıyorlar. Yani gördüğü az önce önünde işte taarruz için emir bekleyen Alman askerleri mesela bir çavuş sırtlanmış bir Rus askeri ve ambulans ambulans diye bağırarak geriye koşuyor. İşte biraz daha ileriye gidiyor. Bir bakıyor iki tane Alman askeri. Bir Rus'u kucaklamışlar. Onlar da ambulans ambulans diye bağırarak gitmeye başlıyorlar. Ve bir süre sonra üzerine subay üniforması var. Kendi askerlerinin kendisine "Lan bu felaketi sen mi yaptın? Başımıza bu işi sen mi açtın?" diye ters ters baktıklarını fark etmeye başlıyor. Ve görüyor ki Almanlar savaşı bırakmışlar. Hatta bir tane Alman şey diyor yani bu Rus'u taşımak için tüfeğini atmış Rus'u kucaklamış. İşte subay emir veriyor diyor ki emirleri biliyorsunuz size kim geri çekilme emri verdi diyor. Almanlar ilk defa emirlere isyan edip şey demeye başlıyorlar yani yok emir memir yani artık yok. Çünkü git de gör orayı orada yaşanan şeyi gör diyorlar. Esas hikaye şu öyle bir vahşi manzara var ki. Öyle bir vahşi manzara var ki o gazın atımında. Öyle bir şey ortaya çıkmış ki. Yani Ruslar can çekişerek ölmüşler. Ve Almanların kurtarmaya çalıştığı Ruslar da hala hazırda can çekişiyorlar. Mesela kendi ifadeleri işte Almanlardan biri diyor ki onları öyle bırakamazdık orada diyor. Yani Almanlardan beklenen şey gaz atıldı, gazın sonuçları gözlenecek ve bu arada da o cephe hattı ele geçirilecek. Oysa Almanlar bunu tam aksi bir şekilde Rusları kurtarabilmeye çalışıyorlar. Burada Malraux'un babası oraya gidip, ya yani o ikinci hatta gidip oradaki o felaket manzarayı görünce şeyi anlıyor. Diyor ki hakikaten kendisi şöyle diyor mesela. Hangisi olursa olsun ölmemiş bir Rus bulmak, omuzları almak, onu kurtarmak gerekiyordu diyor. Nitekim kendisi de bir işte Rus'u kurtarmaya çalışıyor vesaire vesaire ama bu bölümün sonunda şurası çok çarpıcı. İşte Almanlar kendi atlarına doğru geri dönüyorlar. İşte ortalık şey dolu, ambulans dolu, hasta bakıcılar dolu, işte tıbbi ekipmanlar gelmişler. Profesörle karşılaşıyor orada Malraux'un babası.
Ve profesörün verdiği tepki çok güzel. Profesör şunu söylüyor. Diyor ki subaya, görüyorsunuz. Görüyorsunuz ya işte etkisi %100 kesin. Başardık diyor. Yani profesörün gözünde bu bir tür laboratuvarda normal şartlar altında oluşturulmuş bir tür sanki kimya testi, kimya deneyi. Ama cephenin içerisinde savaşan Almanlar bu vahşeti görünce mesela artık o bütün işte mesela Ruslar kötüdür ya da işte yaşasın Almanya gibi o hamaset dolu militer sloganların, duyguların ötesinde bir şekilde o Ruslara yardım etmeye çalışıyorlar. Çünkü dediğim gibi yani savaşı yine esasında en iyi o savaşın içerisindeki yaşayan aktörler, askerler biliyorlar. Ve nitekim onlardan bir tanesi de romanın sonlarında bir başka askerle tartışırken şunu söylüyor mesela. Bu mesela işte İvanyez'in romanında belki de olmayan şey. Malraux'da var işte bu. Rus, Fransız ya da Alman değil kötü olan. Kötü olan genel olarak insan. Evet, bu savaşların bir şekilde meşruiyet kazanabilmesi, bir şekilde kendine destekçi ve taraftar bulabilmesi için evet bir kötü düşmana, bir kötü karşıta, bir haine, bir zalime ihtiyacı olabilir. Ama cephenin her iki yanında da gördüğümüz şey şu esasında, her iki taraftan da kötüler ya da iyiler diye ayırt edilmeksizin insanlar ölüyorlar. İnsanlar sakat kalıyorlar. Ve burada esasında kötülük ya da iyilik Alman, İspanyol, Rus, Fransız, İngiliz olmaktan öte bir şeye gidiyor. İyi ve kötü olmak. Belki de cephenin iki yanı gibi insanın iki yüzü. İşte hani bu kadar kısıtlı bir sürede üç romanı her ihtimale karşı okumadığınızı, yani eksiğiniz vardır diye kabaca özetleyerek anlatmaya çalıştığım şey bu. Bu kadar şimdilik. Ama hani gözüken şey şu ki esasında daha geniş bir içinde işte Hemingway'in, Jünger'in, Solzhenitsyn'ın da olduğu çok daha geniş bir Birinci Dünya Savaşı'nın edebiyattaki yansımaları, hatta belki de Erdem Ceylan'ın dediği gibi belki şiire, belki Kipling'e de genişleterek bakılabilir. Belki çok hoş bir makale ya da kitap konusu olabilir. Ama genel olarak benim seçtiğim üç romanın içerisinde, üç romanın bu savaşı, vahşeti, felaketi ve dediğim gibi modern bilimin ve teknolojinin yoğun kullanımı karşısında esasında her iki taraftan, cephenin her iki tarafından da halkların nasıl telef olduğunun bir tür kaydı gibiydi. Bilmiyorum, sorusu olan var mı? Chatten yazdığınız şeyler var mı? Onlara şimdi bakayım. Evet, mesela... YouTube'da da bir soru yoktu Gökhan Bey. Eyvallah. Yani dediğim gibi çok hızlı, kabaca. Üçü de çok büyük roman. Üçü de kendi başına bir saat, bir buçuk saat üzerine hakkında konuşulmayı hak ediyor. Üçü de büyük yazar. Üçünü bir arada ancak bu kadar yapabildim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Gökhan Hocam, acaba şahsi hesaplarınızda, Instagram'da ya da Twitter'da bu üç kitabı fotoğrafını paylaşma şansınız var mı? Not alamadım ben de. Yani daha kolay olur sanki kaydetmeniz. Twitter'da üç kitabı da ilk bu atölyeyi daha teori, daha öneri halindeyken, taslak halindeyken üç kitabı da yakında geliyor, coming soon diye. Üç kitabın yan yana bir fotoğrafını çekip Twitter'a koymuştum. Tamam, oradan bakalım. Ben kaçırdım demek ki. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, başka sorum gelmiyor sanırım. Doçent Doktor Gökhan Yavuz Demir'e kütüphane haftasında yaptığı bu edebi sunum için çok teşekkür ediyoruz. Ve herkesin kütüphane haftasını, bitmekte olan kütüphane haftasını yeniden kutluyoruz. Yani bir mukabele. Ben de kutluyorum. Üç enstitüye de selamlar ve teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Siz inşallah sizinle tekrar bir şeyler yaparız. Çok güzeldi. Çok sevinirim. Çok sevinirim. İyi akşamlar. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. Harika oldu. Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese.
zaman iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.